Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, pak, münevver, mutahhar ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ahir ve akıbetleri hayır olan âl-i ezvac-ı tahirat, evlad-ı Resul, ashab-ı güzin efendilerimizin, sair enbiya-i nizam ve Resul-i kiram hazaratının ervah-ı şerifleri için Seyyidül Müezzinin Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimizin ruhları için ve alelhusus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş, geçmiş İmam Müezzin Kayyum'in ve sair hizmet etmiş müminlerin, cemaatin ve kafir-i ehli imanın ervahı için Filistin'de, Gazze'de şehit olan mümin kardeşlerimizin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المدعو بالدعوة إليه إلى دار السلام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا فكونوا عباد الله إخوانا. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من ذنبك من لا ذنب له، استغفر الله العظيم أتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أي شرف الإيمان لم يشرف الله أهل الإيمان. Muhterem Müslümanlar, milli mücadelemizin zaferle taçlanışının, bağımsızlık güneşinin ülkemiz üzerine yeniden doğuşunun, cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yılındayız. Cenab-ı Hak aziz milletimizi nice asırdan rızasına uygun işler yapmaya muvaffak eylesin. İlelebet devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Değerli milletler, 100 yıldır bütün zorlukları Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin feraset ve basiretiyle aştı. Güçlü bir devlet olma yolunda büyük mesafeler kat ettik. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. İman etmişseniz üstün olan sizsiniz. Ayeti mucibince imanımızdan aldığımız güçle yıkılmadık, yılmadık. Rabbimizden ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Ayetine tabi olun. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermedik. Kardeşlik bilinciyle birbirimize yurt olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinize haset etmeyin ve kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hadisi gelince birbirimize güvendik, birbirimize bayıldık, el ele, gönül gönüle vererek bu günlere ulaştık. Kıymetli kardeşlerim, cennet vatanımız bizim için sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu topraklar kıyamete kadar huzur ve güven içinde yaşamaya azim ettiğimiz bir yurdumuzdur. Aziz şehitlerimizin canlarıyla, kahraman gazilerimizin kanlarıyla milli mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimizin azim, gayret ve kararlılıklarıyla bizlere bıraktıkları mücevher bir emanettir. Bu emanet her birimizin canından daha azizdir. Gerektiğinde can vereceğiz, canından geçeceğiz, bütün varımızı feda edeceğiz. Ancak ecdadın yadigarı vatanımızdan istiklal marşımızda da ifade edildiği gibi asla vazgeçmeyeceğiz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme. Yazıktır vatanı, verme dünya varı, ahsanla o cennet vatanı. Değerli dinleyiciler, ne acıdır ki, yüzyıl
önce milli mücadelemizde millet olarak topyekun bertaraf ettiğimiz acıların benzerini yıllardır Filistinli kardeşlerimiz de yaşamaktadır. İnsaf ve vicdanı kaybetmiş, kin ve nefretin esiri olmuş İsrail, bütün dünyanın gözü önünde en vahşi saldırılarla her türlü caniliği içmektedir. Filistin toprakları yaklaşık bir asırdır barış ve huzura hasret kalmıştır. Minik yavruların çığlıkları, yaralı annelerin feryatları arş-ı alayı titretmektedir. Babalar toplamaya kıyamadıkları evlatlarını kendi elleriyle topraklara vermektedir. İnsanlık bombalanan binaların etrafında yetinilen canları seyrederken aslında kendi vicdanını yitirmektedir. Bu şartlar altında milletimize ve tüm Müslümanlara düşen sorumluluklar her zamankinden daha fazladır. Bizler de bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için bugün Cuma namazında Filistinli kardeşlerimize dua edeceğiz. Muhterem Müslümanlar, asırlardır mazlumun yanında zalimin karşısında bulunduğumuz gibi bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere asla meyletmeyin. Ayeti mucidince söz ve davranışlarımızla özellikle yiyip içtiklerimizle yiyip kullandıklarımızla zalime destek olmayalım. Zulme rıza göstermeyelim. Böyle zulümlerin bir daha yaşanmaması için her alanda var gücümüzle çalışalım. İşimizi ve mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edelim. Gelecek nesillerimizi milli ve manevi değerlerle donanmış, devletine ve milletine bağlı, topluma ve insanlığa faydalı ilişkiler kuracak ve güzel nesiller yetiştirmek için onlara güzel kişilikler bırakalım. Rabbimizin İnnemel mu'minûne ihvetün mü'minler ancak kardeştirler ilahi firmanı gereğince kardeş ve ümmet olma bilincimize sahip çıkalım. İşte o zaman barış ve huzur içinde yaşadığımız bu topraklar 100 yıllar boyunca vatanımız olmaya devam edecektir. Değerli kardeşim, bu vesileyle üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan 100 yıl önceki destansı mücadeleleriyle bağımsızlığımızı perçinleyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Rabbimiz onların bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip etsin. Hutbemi bir ayet-i kerime maliyle bitirmek istiyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. El alem tersedir kelami ile ulağın yuvan. Kelamu Allah'ın beytin arşı izmerler. Kemal ve Allah'ın tekarruke ve ta'ala bil kelam. Ve ila kuriyle kurdan ve sinirlenin ve asidu ve'inle kürhumun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم حقك يا الله أتمت هكذا إسلام دينك